Efendim siz 4 yıldır evlisiniz. Evet. Ve her evlenme yıl dönümünüzde Nihat ne yapar? Yani şöyle fix yemeğe çıkarız. Böyle çok amşam bir şey göremedim ne yazık ki şu an. Amşam dediğin şey ne? Yani beni şaşırtacak. Hani bir seni şey... ne şaşırtacak? Yani ne bileyim ya, her farklı bir şeyler. Mesela? Yani mesela hiç haberim olmayan bir tatil planı yapıp evet. O an... Senden habersiz tatil planı sence yapabilir mi? Yapabilir tabii ki. Tabii neden ki. Yapamazsın? Yaptım da. Yapar yani. Daha önce hiç yaptı mı? Bir kere. Demek ki yapmış. Başka? Bir kere yaptı da onun özel bir günle alakası yoktu. O kendi için yaptı yani onu. Kendi sıkıldığı için öyle laleten yaptı yani. Peki nasıl tanıştınız Nihat'la? Evet. En sevdiğim konu. Biz aslında aynı köylüyüz. Aynı köylü olmanın dışında da akrabayız. Oo. Yani aynen öyle. Nihat'ın annesi benim öz bir öz annemin halası oluyor. Tamam. Bir detay var ama biz hiç birbirimizi görmemiştik. Sonra tesadüfen bir tanıştık. İşte o an bir tabii hepimizin ikimizin de hayatları çok farklı şekilde ilerliyor falan filan. İşte Facebook. Oradan ben diyorum ki kim bu ya? Ekranda da kendi resmi de yok. Kıvırcık bir çocuk yeğeninin resmini koymuş. Bakıyorum soyad bir tanıdık geliyor. Anne dedim bu kim ha, o benim dedi işte şöyle böyle. Kabul edeyim ne yapayım dedim yani. Et dedi ettim. Öyle bir işte yazıyor. Nasılsın ne yapıyorsun? Ve işin şey en komik yanı. Peki. Sonra. Sonra bizim işte arkadaşlığımız böyle hani daha samimi ilerlemiyor. Yani şöyle işte görüşüyoruz, kahve içiyoruz, oturuyoruz. Bir de çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Üçümüz birlikte işte yemek yiyoruz, kahve içiyoruz vesaire falan. Bu çok samimi olduğum bir arkadaşımın da bir arkadaşı var, kız arkadaşı. Tesadüfen Nihat'ı görüyor bir yerde. İşte diyor ki yani kim bu çocuk falan, çok yakışıklı, konuşabilir miyim tabii, falan. Tabii tabii. Hani bana soruyor, benim hani benim benlik bir durum yok yani. Evet de Nihat abim nedir yani? Konuşmak istiyor. Canım abim benim. Hayırdır? Konuşmak istiyorsa konuşabilir dedim, sıkıntı yok. Ben sadece arada köprü görevi görüyorum. Hani kızla da hiç konuşmuyorum çünkü sevmiyorum kızı zaten. Hoşlanmadığım bir kızdı. İnşallah izlemez bunu. Anlam. Sence izlemez mi? Özellikle mesajı. Ne yapayım artık yani. Ondan sonra doğum günü, benim doğum günüm 15 Nisan. Nihat'ın doğum günü de 20 Nisan. Hep hatırlatır böyle. Ya ben özel günlere gerçekten çok önem veririm ve hiçbir arkadaşımın hiçbir gününü de atlamam. Tamam biz de kaydedelim bunu Enis yazın. 15 Nisan'a 20 Nisan. Evet, 15 Nisan'da bekliyorum. Yani ne mesaj var, ne bir şey var. Tabii, akşam tabii. Saat 6-7 oradan başlıyor distanslı krizleri. Nasıl ne alaka yani diyorum. Yani sinirlendim. Neden bekliyorsun? Yani bekliyorum çünkü yakınız yani. Yakın. Yani durduk yere yani niye doğum günü kutlansın ya? Bunu ama niye? Hafızasını almak zorunda mı? Yani mesaj bile atmıyorum, aramıyorum. Almak zorunda tabii ki İlker Bey. Ne demek almak zorunda? Vakit geçiriyoruz sonuçta. Bir değer var yani karşılıklı verilen. Peki bu değer doğum gününü hatırlamaktan mı geçer? Ya özel bir gün. Ben doğum günümde hatırlanmak istiyorum. Yani bunun nesi kötü ki yani? Kötü demedim ki. Ama niye öyle? Onun hatırlamıyor olmasının nesi kötü diye ben soruyorum. Ama ya devam etti, devam etti. Yılda bir kere yaşadığım bir gün yani. Onu da unutmayıversin. Yani, ne olacak önemli yani? Sonuçta. Bence de öyle. Önemli ama. Neyse doğum günüm. Kız arkadaşım alıyor. Gidiyoruz şehrin bir semtine. Oturuyoruz Kadıköy, falan. Bir bakıyorum moda. Nihat geliyor. Yine Kadıköy. Kadıköy evet. Abi herkes her Kadıköy'e şey. Gidiyor. Çok normal çünkü... Müthiş. Evet. Şaka yaptım. Evet. Sonra oraya gittim, geldim. Nihat, oturuyoruz. Bir şaşırdım ama yani bir dumur oldum orada. Konuşuyoruz. Sohbet şu. Yani ben orada gerçekten biraz alıklık yaptım galiba. Estağfurullah. Sonradan düşününce böyle hani puzzle yerine oturdu. Ya işte annesi Nihat'a çok evlen 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 hani dermiş böyle bayağı sürekli. Ben de dedim kendi artık evlen de dedim yani hani bir düğüne geleceğim dedim. Kimseninkine gitmedim ama seninkine geleceğim dedim. Bana böyle yaptı. Merak etme baş köşede geleceksin dedi. Yaklaştı ben hiç anlamadım. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Bir şey basılır ya. Klasik. Nihat kunduzuna bak. Vay vay vay. Ama işin komik yanı ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. İlker Bey, yanımdaki arkadaşım her şeyin farkında. Ve sen farkında değilsin. Ben değilim. Öyle mi Ceren? Öyleymiş. Ama gerçekten... Öyleymiş. Ceren gerçekten... Sence farkında olmama ihtimali var mı? Sıfır.
Efendim? Yok, sıfır. Doğum bir daha söyle. Sıfır. Ceren? Yani emin olamadım şu an. Şöyle bir kere baştan da doğum gününü bekliyor. Yani onu anlamamalı. Öf. Sensiniz. Evet. Bak nefis bir detay. Bak bunu ben yakalayamam. Erkekler yakalayamaz. Kadınlar sen atlar. Adamdan doğum günü mesajı bekliyorsun. Evet. Orada ondan sonra bu kastettiği şeyi anlamıyorsun öyle mi? Ya anlamadım. Ya hadi be. Ama yemin ediyorum anlamadım. Ha sonra anladım. Sonra anladım. Çok nerede başka? Acı anladım. O zaman mı anladın? Acı anladım. Yani şöyle. İşte oraya bak dedin ne oldun oturdun. Geldi. Ben de ona küçük bir şeyler yaptım. İşte kutladık ettik. Ne yaptın? Nihat'a kocaman bir ördek aldım. Nihat küçük bana şeyler kocaman. Ördek, kocaman bir ördek aldım. Ya Özlem bak bunu kulağıma sokarım. Ne oldu abi sana? İlerlemiş aslında. Aslında ilerleyen bir şey yok İlker Bey. Hani tamam sizin gör. Ay sıkıldım. Yalanlar, yalanlar. Ama ben göremedim. Ben nasıl demiyorum. Gibi? Belma diyor yalanlar, yalanlar. Yalanlar, yalanlar. Vallahi yok ya. Yemin ediyorum farkında değildim gerçekten ya. Farkında olsam baştan zaten yapardım. Ya, tamam. İnandık, tamam. Evet, tamam. Şaka yapıyorum ya. Tamam, sonra o... Aranızda hiçbir şey olmayan... Ama ne oldu? Doğum gününü kutlamasını beklediğin... Evet. Ve bir şekilde bir araya geldiğiniz... Ve niyeyse birden onun düğününde bulunmak istediğin... Bulundum da. Bunun da seni düğünde baş köşede beklediği... Aynen. Ardından aradan 5 gün geçtikten sonra doğum günde ona ördek aldığın kişi var. Ortada hiçbir şey yok öyle mi? Yani var mı? Ya. Tamam var. Hadi be! İnan. Evet ördeği aldın. Sonra onun doğum günü geldi. Biz kutladık falan ama arkadaş çok ısrarcı Nihat'la dışarı çıkmaya, ona bir hediye, bir sürpriz yapmaya. Dedim ki Nihat'la sürekli şöyle ya hadi Allah aşkına bir çık da bir gönlü olsun falan yapıyorum kız için. Bunları çıkardım dışarıya. Zaten peşim koptu o meşhur gece. Ben çıkardım. Bu bir ara... Yer bildirimi yapan saçma sapık bir program vardı telefonlarda. Saçma sapık. Aynen. Şöyle akşam oturuyorum, sürekli bildirim geliyor. Bakıyorum, Nihat Keket şurada. Bir bakıyorum, işte X arkadaş şurada. Hep ben Avrupa yakasında oturduğum için daha öncesinde Anadolu yakasını hiç bilmiyorum. Arkadaş da Anadolu yakasına getirmiş arkadaşı. O da Avrupa'da oturuyor. Sen vesile oldun. Köprü. Niye nereye getirdin? Benim bir suçum yok mu? Ben... Etmiş, bu tarafa getirmiş. Nereye? Ben... Moda'ya mıydı? Evet. X Kadıköy. Nereden bildiniz? Soruyorum işte çok yakın Özge diyorum. Ya burası neresi diyorum. İşte şurası neresi bilmiyorum ya. İşte şurası şu AVM var. Şurada şunu yaparsın anlatıyor. Saat 11.30 oldu. Benim de birazcık iyiyim. Böyle gayet iyiyim. Arkadaşım aradı. Özlem ya dedi. Çok güzel vakit geçirmişler. Kapat telefonu dedim. Kapattım suratını. Sinirlendim. Hani anladım. O an anladım. Abi. Ne oldu, ne hissettiğimi anladım. Kıskandım. Ya Belma. Evet kıskandım. Çok kıskandım. Aynen. Biz biliyoruz bunları seninle öyle değil mi? Aynen. Sevgili Elti. Elti. Bir Belma ile Elti olmaya karar verdim. Aynen. Belma çok iyi Elti olurdu. Peki orada hoşuna gitmedi. Gitmedi. Bu, sonra Nihat beni aradı. Ne yapıyorsun? Kapat telefonu ya dedim. Sen nasıl bir insansın? Yani böyle kendi kendime... Abi ne yapıyorsun? Ya kendi kendime bir şeyler yapıyorum orada. Yani kızıyorum ama aslında ben yaptım. Hani Özlem neye kızıyorsun diyorum. Sonra dedim ki... Ben dedim sana aşık oldum. Allah dedim kahretsin. Sonra telefonu kapattım. Bir hafta telefon kapattım. Bir hafta sonra. Bir hafta sonra annemle konuşuyorlar. İşte ben geliyorum şunu almam gerekiyor. Annem dedi ki Nihat gelmiş dedi. Bir dedi git de şunu ver dedi. Ya ben gitmesem mi dedim. Aşağı indim üzerimde pijamalar. Ne var? Ne istiyorsun? Böyle seni konuşuyorum. Istiyor. Sonra arabaya bindim. Konuştuk. Böyle başladık. Hay aman işte. Çok tatlışmış. Aynen güzeldi ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.